Sağlık Zamanı'ndan herkese merhaba. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Merhabalar, Sağlık Zamanı'ndan hepinize günaydın dostlar. Bugün 3 önemli konumuz ve konuğumuz olacak. Öncelikle gülüş estetiğini, implantı konuşacağız uzman diş hekimimizle. Hemen akabinde kök hücreyi ve otoluk dokuları konuşacağız. Sonrasında da bilinçaltını ve teta terapi tekniğini konuşacağız. Konuşacağız. Şimdi ilk konuğumuz kim ve ona neler soracağız, hep beraber izleyelim. Evet, Sağlık Zamanı başladı. Diş hekimi uzman doktor Arten Dürmişi bizimle birlikte. Hoş geldiniz Arten Bey. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş geldin hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Sizinle bugün implant ve gülüş tasarımı ağırlıklı olarak konuşacağız. Evet, evet. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için ve sizlere burada olmaktan gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz size. Ayağına sağlık Arten hocam. Bu yoğun programımız içerisinde davetimizi kırmadığınız için teşekkür bizden. Çok teşekkür ederim. İmplantla başlayalım mı? İmplant nedir? Tabii ki, tabii ki. Şöyle, implant özellikle diş hekiminde son zamanlarda çok konuşulur hale geldi. Onun sebebi de birçok hastamızın implant ihtiyacı olduğu için böyle bir durum. Aslında implant son 50 yıldır çok sıklıkla kullanılan bir yöntem. Ama özellikle son 20 yıldır çok daha fazla kullanılıyor. İmplantın önemli olmanın sebebi hastalar çok daha konforlu, çok daha rahat bir şekilde çiğneme fonksiyonu, estetiği kavuştuğunu gördüğümüz için implant o yüzden çok önemli. Aslında implant nedir diye başlayacak olursak, implant bir yapay bir köktür. Genelde titanyumdan oluşan bir kök. Hastanın diş eksikliği olan hastaların diş estetiği ve fonksiyonu yerine getirmek için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Kök mü takıyorsunuz? Şimdi iki diş hekiminin arasında benim sorularım size. Ya, bazen komik aslında gibi. Psikolojik olarak hastaların, yani çoğu hastaların bu soruyu, aynı bu soruyu ben de alıyorum. Yani evet, yapay bir kök yerleştiriyoruz. Örneğin hasta herhangi bir sebeple bir diş kaybı olduğu zaman iki dişin arasındaki eksik olan kökü biz yapay bir şekilde oraya yerleştiriyoruz. Hı. Aslında bu bir ciddi anlamda bir lüks. Çünkü eskiden hastalarımıza, dişsiz olan hastalarımıza eskiden hep takılan, çıkartılan dediğimiz total protez kullanıyorlardı. Ve bunlar çok konforlu bir protez değil. Sonuçta tat alma duygusu kayboluyor. Yani işlem sırasında sürekli dişler çıkabiliyor çiğneme sırasında. Ve bu hasta için konforsuz bir yöntem. Ama implant çıktıktan sonra çok daha güzel oldu. Hocam, o modelde de şöyle gösterecek olursak. Tabii ki. İki diş arasında bir tane diş çekilmiş daha önceden. Şöyle göstereyim. Onu biraz yakından çekebiliyor muyuz? Evet. Örneğin evet. Hasta herhangi bir sebeple, örnek görüyorum, çürük veya bir kaza oluştu. Burada dişi kaybettik. Dişi kaybettikten sonra eskiden bizim şöyle bir yöntem vardı. İki dişi kesiyoruz ve buraya bir köprü yapıyorduk. Böyle olduğu zaman biz sağlıklı iki tane dişi kaybetmiş oluyoruz veya zarar vermiş oluyoruz onlara. Hiç aynen yoktan öyle. Çünkü dişin en sert dokusu mine dokusu. Biz onu uzaklaştırıyoruz. Böylece uzun dönem takiplerde dişin çürüğe sebep olabilir. Hı-hı. Ama şu anda implant nedeniyle bu dişlere hiç dokunmadan tam ortada kemiğin içinde titanyumdan oluşan bir vida iyileştirerek üzerinde direkt dişi yapabiliyoruz. Evet, etrafındaki dişler de böylelikle anladığım kadarıyla hiç zarar vermiyor. Ağız içinde göründüğü diğer taraftan görüldüğü gibi oluyor. Öyle gösterebiliriz. Yani bakıldığı zaman artık üç dişte birbirinin aynısı, çürük yok. Hiç fark edilmiyor. Diş kaybı yok. Diş kaybı yok. Komşu dişlere hiçbir zarar verme durumu yok. Peki hocam, şimdi işin uzmanı olarak sen buradasın, sana soruyoruz. İmplant tedavisi herkese uygulanabiliyor mu? Yani tamam, oradaki diş kaybı oldu. Daha önceden bir diş çürüdü ve çekildi. Herkese uygulayabiliyor muyuz? Hocam, öncelikle şunu söyleyeyim. Kemik gelişimi tamamlamış olan, genel sağlık durumu herhangi bir sıkıntı olmayan tüm hastalara çok kolaylıkla implant tedavisi uygulanabilir. Yaş sınırı var mı? Yaş sınırı kemik gelişimi tamamlamış olması lazım. Genelde bizim tercihimiz 22 yaş üstü olan hastalarımıza. Yani herkese rahatlıkla uygulanabilir. Bazen çok ciddi sistemik problemleri olan hastalarımıza da uygulanabilir. Ama bunlar tabii ki doktor kontrol altında olmak şartıyla. Yani öncelikle doktorlardan bir konsültasyon isteriz. Eğer doktor bize onay verirse biz implantı çok rahatlıkla yapıyoruz. Ama burada önemli olan bir konu var. Burada diş eti çok sağlıklı olması lazım. En büyük zaten yapılan hata bu. Diş eti sağlıklı olmayan bir hasta implant kesinlikle uygulanamaz. Ne olur uygulanırsa? Çünkü zaten diş eti hasta, orada bir enfeksiyon mevcut. Biz implant uygularsak o implant ya kemiğe kaynaşmaz ya o implant düşer ya da tutsa bile belli uzun süre dönemlerde kesinlikle o implantı çok sağlıklı bir şekilde uzun süre kullanamaz hale gelir. Yani şunu kesinlikle unutmamamız lazım. Diş ve diş eti tıpkı bir resim ve çerçeve gibidir. Yani resim ne kadar güzel olursa olsun, eğer çerçeve sağlıklı ve güzel değilse o zaman resim hiçbir anlamı olmaz. O yüzden bizim burada asıl en önemli şey sağlıklı diş eti. Eğer diş eti sağlıklıysa, yeteri kemik varsa
Geri kalan işlem çok basit. Gerçekten çok rahat. Peki şöyle bir durum oluyor mu? Protezle implantın biraz farkından bahsettiniz biraz önce. Protez yapmak zorunda olduğunuz durumlar oluyor mu? Çok 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 nadir. Yani şu anda teknolojinin gelişmesiyle. Ve implantın yapılamayacağı. Çok nadir. Yani o kadar nadir ki. Yani çünkü neredeyse öyle çok duyuyoruz. Benim dişime implant yapılamadığı için protez yapıldı diye. Hani bunu gerçekliğini biraz sorgulamak istedim. Yok aslında dediğim gibi yani bu o kadar nadir vakalardır ki yani neredeyse yok diyebilecek kadar az. Çünkü son zamanlarda teknoloji gelişmesiyle, implantlı firmalar gelişmesiyle birlikte birçok yöntem, örnek veriyorum. Alt çenede arka posterior bölgelerde implant yapılamayacağım bir hastalarda bir takım ön bölgeler kemik griflerle birlikte ön bölgeye implant yerleştirerek tekrar sabit bir protez kavuşturabiliriz hastamıza. Evet, evet. Peki hocam, bu bulantı refleksi. Hastalar bizde bulantı refleksine çok muzdarip. Buna ne yapıyoruz? Eğer aslında bulantı refleksi varsa bir hastamızın. Hastanın yani bizim en çok zorladığım hastalar bulantı refleksi ve korkan hastalar. Zaten implanttan herkes korkuyor neredeyse. Bize gelen hastalar herkes korkarak geliyor. Nedeni şu: zaten diş eksikliği olan hastalar demek ki yıllardır diş hekimine gelememiş. Neden gelememiş? Korkudan. Korkudan. Son safhaya kadar bırakmış. Bize geldiği zaman çok ciddi anlamda korkuyorlar. Bizim tercihimiz tabii ki normal lokal anestezi altında yapmak. Ama eğer hasta bu korku nedeniyle bunu aşamıyorsa eğer, o zaman sedasyon veya genel anestezi tam uyutarak yöntemlerimiz mevcut. Onlar çok konforlu, hastane ortamlarında uyutarak tüm implantları tek seansta yapıyoruz. Bulantı refleksi dediğimiz nedir? Bulantı refleksi şöyle, işlem sırasında ağızda herhangi bir alet, biz hasta işlem yaparken mide bulanmasıdır. O zaman genel anestezi mi? Evet, evet, genel anestezi veya sedasyon. Sedasyon yapılıyor. Evet. Evet. Ya bu şimdi ben de sabah daha kuaförde hazırlanırken daha kuaför sırasında geldi bana soruyor. Hocam ya benim şimdi işte implantlarım var mı olur mu ağızda eksiklikleri var. Şimdi en çok hocam o konuda tatile gittiğinizde hemen hemen bir soru. Orada da en çok şey işte benim şeker hastalığım var. Ne yapacağız? Tansiyonum var, ne yapacağız? Burada yaklaşımımız ne oluyor hocam bizim? Eğer hastanın kronik dediğimiz bu şeker hastası, tansiyon hastalığı, bir kalp rahatsızlığı varsa hastalar öncelikli olarak ne izleyecek, hangi yolu izleyecek? Hocam kesinlikle kesinlikle bizden implant öncesi genel sağlık durumu çok önemli. O yüzden biz hastadan öncelikle muayene sırasında tüm gerekli olan sorular soruyoruz. Sorduktan sonra hangi ilaç kullanıyor, hangi hastalık mevcut hepsini öğrendikten sonra gerekirse kendi doktoruna bir yazı yazarak, konsültasyon dediğimiz bir yazı yazarak doktoruna danışıyoruz. Ve doktor bize onay verdikten sonra biz o zaman dental incelemeleri, röntgenleri veya implant yapılabilir mi, yapılamaz mı ikinci safhaya geçiyoruz. Çünkü eğer sağlıklı değilse ve doktor onay vermez ise o zaman biz kesinlikle implant yapmıyoruz. Evet, peki tam dişsiz hastalar oluyor mu? Zaten implant en çok, yani implant konusunda en çok sevdirdiğim hastalar tam dişsiz olan hastalar. Çünkü yıllardır tam dişsiz oldukları için takılan çıkartılan dişleri kullandıkları zaman konforlu yemek yemiyorlar. Yemek sırasında diş oynuyor. Yani inanılmaz yani konforsuz bir şekilde çiğniyorlar. Eğer bu hastalar implant yaptırdığı zaman o kadar mutlu oluyor ki gerçekten yani onlar mutluluğu bize de yansıyor. Yani bence implant en çok önemli olan hastalar tam dişsiz olan hastalarda. Hem sağlık hem de konfor için anladığım kadarıyla implant kesinlikle öneriyorsunuz daha çok hastalarınıza. Ve tam dişsiz olan hastalarda genelde 6 çene, 100 çene olmak üzere 6'şer tane implant yerleştirerek yani totalde 12 tane implantı onlara sağlıklı, estetik ve çok güzel bir gülüş sahip olabiliyorlar. Evet. Uygulanamayacak hastalar, yaş sınırını, daha doğrusu kemik gelişimini, o kısmını anladık ama hiç uygulanamayacak hasta grubu var mıdır implant yapamayacağınız? Kan sulandırıcı kullanıyorsa hasta ve onu kesinlikle sağlık sistem herhangi bir sebep nedeniyle doktor kestiremiyorsa onunla yapamıyoruz. Hı. Çünkü yani biz sonuçta bir cerrahi müdahale yapıyoruz. O yüzden kan mutlaka yani kan sulandırıcı kullanan hastalara kesmesi gerekiyor. Ama tabii ki bunlar dediğim gibi bunlar daha çok doktor onayını aldıktan sonra yaptığımız için hani kesinlikle doktor konsültasyon yapıyoruz bu tarz durumlarda. Evet. Gülüş tasarımına geçelim biraz da onu konuşalım. Aynen, vaktimiz de azalıyor hocam. Hemen bir ikinci olay da şimdi implantları yaptık, tamam, o işin kök kısmıydı. Bir de üstünde yapacağımız bu dizayn ettiğimiz gülüş tasarımı. Sonra zamanlarda çok konuşuluyor özellikle. Aslında implant ve gülüş tasarımı hocam birbirini tamamlayan iki konu. Çünkü evet, biz implantı ne kadar güzel yaparsak yapalım üst gülüş tasarımı bizde zaten ortaya çıkacak olan dişin gülüş tasarımıdır. O yüzden kesinlikle implant ve gülüş tasarımı birbirini tamamlayan iki konudur.
Gülüş tasarımı genelde implant yaptıktan sonra ortalama 3 ay bekliyoruz implantın kemiği kaynaşması için. Evet. 3. ayın sonunda hasta tekrar bize geliyor ve o zaman asıl en keyifli kısmına geçiyoruz. Çünkü hasta sabırsızla 3 ay beklemiş oluyor bizi. 3. ayın sonunda hasta geldiğinde gülüş tasarımı için bizim için en önemli seans 1. seans. 1. seansta neler yapıyoruz? Hastayı çok net bir şekilde ne istediğini anlıyoruz. Hastayla konuşuyoruz. Hepsini fotoğraflar çekiyoruz. Kayıtlar alıyoruz. Bütün bunları yaptıktan sonra 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarıyoruz. Hasta gülüş tasarımı yapıldıktan sonraki son halini yapılmadan önce kesinlikle görebiliyor mu? Aynen öyle. Kesinlikle. Zaten amaç bu. Hasta herhangi bir sonuçta bir sürprizle karşılaşmamak. Yani biz buna test sürüşü gibi diyebiliriz. Hasta biz tüm istekleri doğrultusunda bizim de tabii ki yani önerilerimizde ikisinin ortasında buluşarak hastaya biz nasıl bir diş ortaya çıkacağını hepsini gösterebiliyoruz. Hasta onayı aldıktan sonra zaten ulaşacağımız nokta belli. Çok kolaylıkla işlem yapabiliyoruz. Evet. Burada hangi uygulamaları kullanabiliyoruz hocam? Neler yapabiliyoruz? Eskiden böyle sanki böyle mumlu modellerle gösteriyorduk. Şimdi neler yapabiliyoruz? Nasıl Şimdi olur? Hocam biz onu mumlu modelle değil 3 boyutlu dijital ortamlarda gösterebiliyoruz. Yani böylece hastalar için de daha keyifli oluyor. Aslında gülüş tasarımı hastalardan bana çok sıklıkla soru geliyor. Bir işlem olarak düşünülüyor ama aslında bir işlem değil. Gülüş tasarımı bir terimdir. Bu terimin içerisinde birçok işlem içermektedir. Örneğin sadece beyazlatma da bir gülüş tasarımıdır. Örneğin o hastanın sadece dişleri çok güzel, dizilişi çok güzel. Zaten Yasin Hoca bu konuda çok çok iyi. Yani dizilişi çok iyi olduktan sonra biz sadece beyazlatma yaparak gülüş tasarımı yapmış oluruz. Gülüş tasarımı içerisinde başka ne var? Lamine, IMEX kaplamalar, zirkonyum kaplamalar, porselen kaplamalar, bütün bunlar bir çatının altına toplayacak olursak bütün bunlar gülüş tasarımı içerisine girmektedir. Gülüş tasarımı kendi başına bir işlem değil, değil aslında. Değil. Aslında gülüş tasarımı dendiğinde aklımızda canlanan şu oluyor. Gülüşü yani ağız yapısını değiştirmek, dişlerin görüntüsünü değiştirmek gibi. Ama aslında beyazlatma bile bir gülüş tasarımı. Evet. Kesinlikle. O bir terim yani. Evet. Yani, evet. Bu kadar yayın çok yaptık. Bunu şimdi öğrenmiş olmakla gerçekten benim için bir başarı. Peki hocam burada neleri dikkat ediyoruz? Biz bu gülüşü tasarlarken nelere dikkat ediyoruz? Hocam gülüş yani tasarımı hasta için mesela herkes istiyor ki ben çok güzel gibi. Ben Hollywood smile konuşup işte böyle çok gündemde olan şeylerden bir tanesi. Hollywood gülüşü nedir bu arada? Ona birazdan değinelim. Aslında bunu çok duyuyoruz ya son dönemde. Evet evet yani kesinlikle. Zaten bana gerçekten Hollywood gülüşle ilgili çok fazla son zamanlarda çok fazla sayıda soru alıyoruz. Biliyoruz hepimiz son zamanlarda sosyal medyanın bu kadar etkin olmasıyla birlikte herkesin çok güzel bir gülüşe sahip olma isteği mutlaka var. Amerikan filmlerinden esinlenen bir terim bu aslında Hollywood gülüşü. Hollywood gülüşü demek bembeyaz, çok güzel, sağlıklı dişlere sahip olmak demek aslında. Ama dediğim gibi terim olduğu için hepimiz çok güzel, çok keyifli gülmek istediğimiz için bu bir terim ve çok son zamanlarda herkesin tarafından neredeyse her birey istiyor. Şimdi hocam böyle bir ayakkabı almaya benzemiyor değil mi bu? İşte ben bu ayakkabıyı çok sevdim, ona yakışmış bende değil. İşte, hocam asla. İşin en önemli kısmı herkesin burası. Yani o gömlek sana yakıştı bende değil. Burada bir kişiye özel tasarım. Kişiye özel tasarım, kişinin dokularına özel. Yani burada her şey özel. Yani hocam başkasının yaptığım gülüş tasarımı başkasında olmaz. Olmaz. Bu kesinlikle. Her şeyden önce hastanın ne istediği bizim için önemli. Hastanın beklentisi ne? Biz o beklentileri maksimum seviyede karşılamak için hastayı çok net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Yani o yüzden gülüş tasarımı kişiye özel, kişinin yüzü şekline göre. Burada yani, neleri dikkat ediyoruz hocam? Mesela her şeye dikkat ediyoruz. Dudak kalınlığı, buruna, kulaklarına, yüz şekline, hastanın istediği renk, her şeye dikkat ediyoruz. Yani her şeye dikkat ediyorsunuz. Aynen öyle. Bunlar hepsini tek tek zaten fotoğraflar çekiyoruz. Hastayla oturup hepsini inceledikten sonra, hepsini saatlerce konuştuktan sonra işleme başlıyoruz. Gerçekten zor ve meşakkatli bir tedavi mi diyelim? Gülüş tasarımı da aslında tedavi. Zor demeyelim, aslında çok keyifli. Çünkü implanta yaptığınız için keyifli. İmplanta nazaran daha keyifli değil yani mi? Keyifli en azından şunu biliyorum. Hasta gülüş tasarımı gelince bana gülerek geliyor. Çünkü genelde evet, implanta gelince çok korkarak geliyorlar. Gerçi birinci seanstan sonra korkarak gelmiyorlar da. Alışıyor evet. Alışıyor, o korkuyu da yeniyorlar. Hocam soyadınız çok zor ama söyleyeceğim. Tabii ki diş hekimi uzman doktor Artem Dürmiş'i bizimle birlikteydi. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler edindik sizden. Sohbetimiz bir anda oldu bitti. 15 dakikayı çok çabuk geçirdik. Çok teşekkür ederim. Yine bekleriz. Tekrar çok görmek isteriz sizi. Yani sizlere burada olmaktan gurur duyuyorum. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim sohbetimiz bitti ama programımız devam ediyor.
Evet. Evet, medikal direktör Doktor Burak Tuncer, hoş geldiniz. Hoş bulduk Nehir Hanım, nasılsınız? İyi, siz enerjinizle adınızı yanlış söyledim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İyi, siz nasılsınız? Çok iyi gözüküyorsunuz. İyiyiz biz de, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, kendimize dikkat ediyoruz. Evet. O yüzden oldukça belli. Sağ olun. Aynı Yasin. Yani aynı ben. Kanter içinde kaldım şu an. Yasin Bey, nasılsınız? Sağ olun, sizler de iyisiniz. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Evet, bugün sizinle kök hücre konuşacağız. Başlayalım mı, kök hücre nedir diye? Başlayalım. Öncelikli olarak ben geleceğin sağlığını tasarlamak üzere yola çıkmış bir kliniğin medikal direktörüyüm. Bu klinik estetik ve longevity kliniği. Biz bu... Ha, kök hücre bunlardan bir tanesi. Evet. Şimdi klinik olarak, yani klinikten bahsetmeyeyim de şunu sorayım ben size. Kök hücre uygulamasının nelere nedir yani kök hücre uygulaması? Öncelikle kök hücreden biraz bahsedeyim. Kök hücre kendini yenileyebilme özelliğine ve farklı tipte hücrelere dönüşebilme özelliğine sahip özel bir hücre çeşididir. Bu doğduğumuz andan itibaren vücudumuzda başlar ve ölene kadar devam eder kök hücrelerin varlığı. Peki nasıl elde ediliyor hocam? Birkaç farklı elde edilme yöntemi var. Şu anda en sık kullanılan otolog mikrograft yöntemi, kök hücre elde etmede en çok kullanılan yöntemdir. O otolog doku süspansiyonu dediğimiz, onu da konuşacaktık. Evet. Yani elde edildikten sonra uygulanan bir işlem mi hocam bu? Evet, otolog mikrograft yöntemi doku elde edildikten sonra uygulanan bir işlem. Şöyle yapıyoruz, kişinin kendisinden aldığımız doku parçalarını... Dokuyu nereden alıyorsunuz? İki farklı lokasyondan alınabilir bu. Bir yağ dokusundan alınabilir veya saç dokusundan alınabilir. Saç tedavilerinde direkt olarak saç dokusundan alıyoruz. Aldığımız lokasyon ise, özellikle dikkat edin, saç dökülmesi yaşayan bireylerde muhakkak iki kulak arasında saçlar vardır. Çünkü buradaki saçlar anti-androjenik efekte sahiptir. Yani genetik olarak dökülmemeye kodludur. Buradan aldığımız dokular ise yine hücre sayısını arttırdığımızda bize inanılmaz bir cevher oluşturuyor. Yani saçların daha iyi beslenmesini, inaktif durumda deri altında bulunan saç köklerinin çıkmasını sağlayan bir etkisi oluyor. Normalde böyle yağ dokusundan alınan kök hücreleri çok daha fazla, sayıca daha fazla oluyor diye konuşuluyordu ama o bölgeden alınan özellikle spesifik olarak daha kaliteli bir kök hücre mi oluyor böyle olunca? Aslında ne için aldığınız çok önemli. Saç için aldığımız zaman saçlı alandan alıyoruz. Çünkü orayı tanıyor ve onu biliyor. Neye dönüşeceğini daha iyi biliyor. Yağdan aldığımız kök hücreleri daha çok ciltte ve anti-aging uygulamalarda kullanıyoruz. Yağdan aldığımız kök hücreleri de bu şekilde efektif kullanıyoruz. Peki bu işlem acılı mıdır? Bu işlem çok konforlu. Özellikle yeni gelişen teknoloji burada konforu daha da arttırdı. Hastalarımız genellikle rahatlıkla geliyor. Bir saat içerisinde lokal anesteziyle yapıyoruz zaten. Minimum düzeyde acı, ağrı çekerek diyorsunuz. Kök hücreyi, dokuyu aldıktan sonra özel bir cihazla hem mekanik olarak hem de foto aktivasyon işlemlerinden geçiriyoruz ve maksimize ediyoruz içerisindeki hücre sayısını. Optimum hücreye geldikten sonra uygulamasını yapıyoruz. Yani burada kullandığımız çok özel bir cihaz var. Bu cihaz Peki bu otolog doku süspansiyonu ağırlıklı olarak saç ekiminde kullanılan bir süspansiyon mu? Şöyle, yani özellikle şu anda konuştuğumuz, yani bu kök hücrenin alımı saç ekim işlemleri için olanlar. Değil, birçok farklı lokasyonda kullanılabiliyor. Saç ekiminde, saç tedavilerinde, anti-aging'de, cilt uygulamalarında, vücut şekillendirmede, hatta ortopedi gibi farklı branşlarda da kullanılabiliyor. Tamam. Barkovizyon'da çok fazla saç ekimi olunca ben dedim ki acaba özellikle böyle saç ekimi üzerine mi oluyor? Ama sanki saç, yani saç ağırlıklı mı? Şöyle, biz hem daha cilt çok gençleştirme, anti-aging, vücut şekillendirmede hem de saçta kullanıyoruz. Bu teknolojiyi kullanıyor aktif bir şekilde. Peki kimlere uygulanıyor bu tedaviler? Bu her zaman en merak ettiğimiz soru. Evet. Çünkü gören herkes istiyor, bana uyar mı uymaz mı, hangi yaş grubunda nasıl uygulanıyor? Şimdi saç için yaptığımız uygulamayı, hormonal düzeyi yerine oturmuş, metabolizması yerine oturmuş, 20 yaş üstü erkek ve kadınlarda kullanabiliyoruz. Bunun için herhangi bir sınır yok. Cilt uygulamalarında ise yine ihtiyaç durumunda kişiye daha bir gençlik sağlamak için, daha güzellik sağlamak için uyguluyoruz. Evet. Peki bu saç ekimi dediğiniz şey, dediğimiz daha doğrusu, saç ekimi çok duyuyoruz. Her saç ekimi bu kök hücrenin alınarak ekilmesi mi, yoksa farklı yöntemleri de var mı saç ekiminin?
Farklı yöntemleri varsa çekiminin her sene gelişen teknolojiyle kendini güncelliyor. En son eklenen bu kök hücre otolog mikrograft yöntemi ise artık saç ekiminin başarısını çok daha fazla arttırıyor. Yara iyileşmesinin çok daha hızlı olmasını sağlıyor. Aynı zamanda bebeksi olan güçsüz saçları kuvvetlendirerek volüm ve hacim anlamında da güzel başarılar elde etmemizi sağlıyor. Hastalık yok, hasta var, onu biliyoruz ama şunu soracağım size. Kaç seans bu? Tek seansta mı biter yoksa kişiye göre değişir mi? Bunun en güzel yanı Nehir Hanım, tek seansta bitiyor olması. Hastamız sabah kliniğe geliyor. Yaklaşık bir saat içerisinde konforlu bir şekilde işlemi yapıyoruz ve uğurluyoruz. Tek seans yani bu uygulama. Evet. Peki saç dökülmesi problemi çok fazla kişide var. Gerek stresten gerek genetik faktörlerden ya da belki dönemsel. Saç dökülmesini de önler mi bu? İlla saç ekimi olarak düşünmeyelim değil mi bu kök hücre tedavisine? Daha henüz dökülmeden önce. Yani dökülmeden öncesinde de bu işlem yapılabilir mi? Yoksa kelleştikten sonra mı ya da saçımız seyreldikten sonra mı uygulama tercih edersiniz? Sizin de söylediğiniz gibi saç dökülmesinin birden fazla sebebi vardır. Genetik altyapısı olabilir, hormonal düzeylerdeki değişimler etkileyebilir. Hatta ciddi derecedeki sıcaklık artışı, stres saç dökülmesini etkiler. Bu uyguladığımız kök hücre yöntemi saç dökülmesi başladığı andan itibaren veya korumak için bunu kişi saç kalitesindeki azalmayı fark ettiği andan itibaren kullanabildiğimiz bir uygulama. Hızlı bir şekilde saç kalitesinin artmasını sağlıyor. Aynı zamanda bir koruma kalkanı oluşturuyor saçlarımız için. Yine tek seansta mı? Yine tek seansta. Çok güzelmiş. Peki evet. Yani daha önce de bir kök hücre tedavileri vardı. Şimdi yeni bir sistemden bahsediyoruz. Bu arasında fark var mı? Yani ne gibi bir fark var? Önceki kök hücre teknolojileriyle arasında fark var. Evet, birincisi çok daha konforlu geçmesini sağlıyor işlemin. Daha kısa sürede sonuca ulaşmamızı sağlıyor. Özellikle eski tipteki kök hücre işlemleri 6-8 hafta gerektiren bir aktivasyon süresi varken burada biz bunu yarım saat 45 dakika içerisinde yapıyoruz. Gelişen teknolojiyle beraber. Kök hücre hastaya nakledildikten sonra mı 6-8 haftada etkisini gösteriyordu? Şimdi 30-40 dakikada gösteriyor. Şöyle... Eski tipte dokuyu aldıktan sonra 6-8 hafta içerisinde hücre aktivasyonu bekleniyordu. Daha sonrasında enjekte ediliyordu. Ha, hastadan örnek alındıktan sonra hemen yapılmıyordu da 6-8 hafta belli bir aşamada bekletilip ondan sonra yapılıyordu. Şimdi hemen anında orada uygulanıyor. Şimdi anında hastamız geliyor, bir saat içerisinde hem örneği alıyoruz hem işlemi gerçekleştiriyoruz. Konforlu bir şekilde evine uğurluyoruz. Peki sonrasında şunu hep duyarız. Saç ektirdikten sonra saçların gerçek saçının yani çıkması için, oluşması için 6 ay gibi uzun bir süre var. Kök hücre tedavisine de yine böyle bir süre beklenecek mi? Tabii yine bir süre gerekiyor. Çünkü o saçlar yerleşti. Bir süre kel kalıyor kişiler. Evet. Kökler yerleştikten sonra, ekimden sonra saç telinin uzama aşamaları var. Anajen, katajen, telajen dediğimiz fazlar var. Bu fazlar yerine gelirken yine arada bir 6 aya yakın süre geçiyor. Bunu daha minimize ediyor ve daha konforlu geçmesini sağlıyor. Evet tamam, bu da güzel. Daha kısa sürecek evet. O zaman. Çok daha hızlı doku görüntü. Kendini yeniliyor yani böyle. Evet, doku yenilemesini hızlandırıyor. Yara iyileşmesini hızlandırıyor. Peki biraz önce konuştuk, dedik ki işte strese bağlı dökülme olabiliyor, yaşa bağlı olabiliyor, hormonal olabiliyor, sıcağa bağlı olabiliyor. Her birisinde aynı tedavi mi uygulanıyor? Hangisinde kaynaklanırsa kaynaklansın, saç eksikliği ya da kelliği aynı çözüm mü uygulanıyor? Şimdi biz öncelikle saç dökülmesinin sebebini anlıyoruz. Sebebini anlamamız için bir takım tetkikler yapmamız gerekiyor. Bu tetkikler neticesinde eğer takviye etmemiz bir durum söz konusuysa takviyelerimizi yapıyoruz. Akabinde uygulama seçeneklerimiz var. Yapabileceğimiz bir alanımız var. Bu seçenekler içerisinde son dönemde çıkan bu kök hücre yani otolog mikrograft yöntemi mutlu sonuç veren, hastalarımızı memnun eden bir yöntem. O yüzden son zamanlarda sıklıkla başvuruyoruz. Evet. Anladığım kadarıyla ekip işi. Kesinlikle. Yani bir grup, yani tek başına bir hekim değil de sanki bir başlangıcı bir sonu var. Peki biraz da ciltten bahsedelim mi? Kök hücre uygulamasında cilde ne şekilde uyguluyorsunuz? Kimlere bu tedavi uygulanır? Ya da herhangi bir sorun yok, sadece cildi gençleştirmek için ya da güçlendirmek için de yine bu tedavi uyguluyor de uygulamasını yapıyor. Hem vücut şekillendirmede hem de yüzde anti-aging olarak uygulamasını yapıyoruz. Yağ dokusundan lipoaspirasyon yöntemiyle aldığımız örnekleri daha sonrasında cilde uygulamasını yapıyoruz. Evet, bu da güzel çünkü yani bir sorun oluşmadan, daha doğrusu hastalık gelmeden önlem almak ve güçlendirmek çok daha mühim diye düşünüyorum ben. Hem saç için hem cilt için.
Evet, daha hiç daha probleme ortaya çıkmadan önce önlem alabilmek çok daha iyi bir şey tabii. Kesinlikle öyle. Evet, peki anti-aging başka neler var kökücü dışında? Nasıl uygulamalar yapıyorsunuz? Biz nelere dikkat etmeliyiz yaşlanmamak için, yaşlanmayı geciktirmek için? Neler yapmalıyız? Aslında ilk geldiğim zaman geleceğin sağlığını tasarlamaktan bahsetmiştim. Evet, biraz onu açalım istiyorum ben. Çünkü süper değişik olur. Bir konu. Geleceğin sağlığı bir ilaçla sağlanmadan sürdürülebilir sağlıklı yaşamı yaşamaktır. Ve uzun mümkünse. Evet, uzun ve sürdürülebilir sağlıklı yaşam. Şu an dünyadaki otoriteler yaşam. Ömür zaten uzuyor. Mesele uzayan ömrü kaliteli yaşamak. İşte bu kaliteli yaşama noktasında kişi özel bir takım tetkik ve terapiler yapılması lazım. Özellikle günümüz çağında görüyoruz şu anki soluduğumuz havanın kalitesi, yediğimiz besinlerin kalitesi. Tabii burada elde olanlar var, bir de elde olmayanlar var. Yani kişi mevcut sağlık durumunu koruyabiliyor. İşte biz söylüyoruz, dişinizi çürümeden öncesinde fırçalayın ki hiç çürükle, dolguyla vesaire uğraşmayın. Bu elde tabii, elde olan. Ama bir de elde olmayan işte şeyler var tabii burada. Yani biraz önce söylediğiniz hava kirliliği maalesef. Bu gibi faktörler de var ama elden geldiğince, elimizde olduğunca. Aslında tam noktası Yasin Bey. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı şu anda yaşadığımız dünyada maruz kaldığımız bu negatif etkiler bizim daha hızlı yaşlanmamızı sağlıyor. Biz ise kişiye özel uygulamalar yapılmasını tavsiye ediyoruz. Kişinin kendi yapısına özel takviyelerle, bir takım tetkiklerle yapılan uygulamalar daha sürdürülebilir sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. Evet, ben size geldim, danıştım. Ne yaparsınız? Önce sizi bir tanırız. Önce anamnezle başlarız. Çünkü izleyicimiz merak ediyor. Bir şeylerden bahsediliyor ekranda ama ne bu? Anlatılan nedir? Bunu canlandıralım. Ben geldim size danıştım. Dedim ki ben gençleşmek istiyorum ya da yaşlanmamak istiyorum. Bana ne önerirsiniz geldiğimde? Öncelikle sizi iyi bir şekilde tanımamız lazım. Bu tanıma tabii ki sohbetle başlıyor. Akabinde ileri kan testleriyle devam ediyor. Yaptığımız tetkikler neticesinde bunun içerisinde genetik testler de dahil olmak üzere ileride yakalanma riskiniz bulunan hastalıkları tespit ediyoruz ve buna yönelik önlemler alıyoruz. Ve size özel bir program oluşturuyoruz. Sağlıklı yaşamda 5 tane temel şey vardır Nehir Hanım, temel fonksiyon vardır. Bu beslenmeyle başlar. İnsan ne yer, ne içerse ona dönüşür. Beslenmeyi size özel dizayn ediyoruz. Size özel derken sizin genetik yapınıza özel olarak, bakteri floranızı özel olarak bir beslenme programı oluşturuyoruz. Daha sonrasında egzersiz çok çok önemli. Size özel bir egzersiz programı oluşturuyoruz. Burada size özelden kastım şu. Herkesin kas yapısı birbirinden farklıdır genetik olarak. Sizin yapınıza özel bir egzersiz programıyla devam ediyor. Tabii maruz kaldığımız stres çok önemli. Şu anda şehir hayatında özellikle evde, işte, trafikte sürekli olarak yoğun strese maruz kalıyoruz. Bu stresi doğru yönetmek önemli. Kaçamıyoruz, bari doğru yönetelim diyoruz. Uyku kalitesi çok çok önemli. Kaliteli bir uyku çekmek. Uykunun aşamaları vardır. Bu aşamaları düzgün bir şekilde yerine getirmek yine dediğim gibi çok çok önemli. Aynı zamanda su içme, metabolizmanın çalışması, devamını sürdürebilmesi için yeterli miktarda su içme çok önemli. Ve bu önerilerin de multidisipliner bir yaklaşımla yapılması lazım. Yani bir kişinin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Ama her şeyi iyi bilen bir kişi muhakkak vardır. İşte multidisipliner, yani ekip bakış açısıyla sağlıklı yaşamı planlayıp organize etmek mümkün. Bunda ekip olarak ne güzel ki böyle bir, Türkiye'de çünkü çok duymadık bunu. Sizinle hatta ilk defa duyuyoruz bunu. Gelecekte sağlıklı yaşamak, yani hastalanmadan evet yapmamız gerekenleri için kurulan bir ekip olduğunu duyuyoruz. Tabii ki önerileri hep dinledik bunca zaman ama böyle bir ekiple de böyle bir sağlık hizmeti verildiğinden çok memnun oldum ben. Sizinle sohbetimiz bitti maalesef ki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Ağzınıza sağ olun. Medikal direktör Doktor Burak Tuncer bizimleydi efendim. Sohbetimiz bitti ancak programımız devam ediyor. Evet, bugün çok güzel konularla devam ediyoruz. Spiritüel eğitmen ve profesyonel koç Beyhan Yıldırım. Beyhan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız Beyhan Hanım? Teşekkür ediyorum, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Siz çok iyi gözüküyorsunuz. Harika bir enerjiniz var. Çok teşekkür ediyorum, heyecanlıyım tabii ki biraz. Tabii olur o kadar, o birazdan geçer. Sizinle bugün Teta terapi tekniğini konuşacağız, yaşam evet koçluğu konuşacağız. Bununla beraber anda kalmak gibi hepimizin çok merak ettiği, meraktan ziyade yapmak istediğimiz, evet, hayatımıza gerçekleştirmek istediğimiz pek çok şeyden konuşacağız. Ben hemen Teta terapi tekniğiyle başlamak istiyorum. Nedir, bize anlatabilir misiniz? Teta terapi tekniği, Teta Healing adı altında Amerikalı Vianney Stable tarafından
keşfedilmiş bir güçlü bir meditasyon tekniği. Bunu bilen kişi uygulayıcı. Ben kendimde ya da karşımdakinde kişinin kendisini engelleyen negatif düşünce kalıplarını bulup tespit edip onun enerjisini dönüştürmeyi sağlayan etki gücü çok yüksek bir meditasyon tekniği. Bu, aslında dua tekniği de diyebiliriz. Duanın tekniği mi? Evet. Bu alfa, beta, teta dedikleri böyle bir farklı farklı frekansların bir boyutu mu? Evet, beynimiz 5 farklı. Aa, Yasin, hakimsin konuya. Evet, burada bu konu benim konum. Ben bu konuya çok meraklıyım, ilgiliyim. Sabah da konuştuk. İleride de soracağım bu anda kalma ile ilgili ama evet. Şimdi merak ettim. Beynimizin 5 beyin dalgası içerisinde fonksiyon gösteriyor. Biz bunun için efor harcamıyoruz. Kendiliğinden beyin dalgaları arasında geçiş yapıyor beynimiz. Teta beyin dalgası ise bu 5 dalga içerisinde yaratım gücünün en yüksek olarak kullanılabildiği beyin dalga aralığı. Bu 7 yaşa kadar doğal beyin dalgası çocukların, bebeklerin hipnozla olabiliyor ya da Theta Healing meditasyon tekniğinde ulaşıyoruz bu ana, bu hale. O çocuklarda doğal olması şey mi, dışarıdan yönlendirilmedikleri için veya dışarıdan müdahalelere çok açık daha olmadıkları için mi için. Böyle kendiliğinden belirli bir dışarıdan bir neden yok. Bebekler anne rahmine düştüğünden itibaren bilinçaltımız daha önceki kayıtları da aktive edecek şekilde her şeyi kaydediyor. Çünkü teta beyin dalgasında varlar çocuklar 7 yaşına kadar. Derler ya en hızlı öğrenme hep o yaşlarda oluyor. Gerçekten yaşadığımız şeyleri öğrenip genelleme yapıyoruz. Çünkü teta beyin dalgası bunu sağlıyor. Bu doğal hali çocukların. Uyku halinde rüya, REM uykusu dediğimiz anlarda da beynimiz teta beyin dalgasında. Ama onu yararlanamıyoruz, kullanamıyoruz onu. Teta Healing ile bu beyin dalgasından maksimum şekilde faydalanıyoruz. Çok güzel. Peki negatif kayıt dediniz. Negatif kayıt nedir? Şöyle, kendi daha önceki yaşadığımız zamanlarda olmuş olabilir. Ya da atalarımız zamanında mecburen bir takım yaşanmışlıklar var. Orada bilinçaltı dediğimiz bizim en derin arşivimiz olaylar karşısında kararlar alıyor. Örneğin 7-8 nesil önceki atalarımız varlıklı bir durumdalarken saldırıya uğrayıp yağmalandılarsa ve dolayısıyla şöyle bir karara varabiliyorlar bilinçaltlarında. O zaman için öyle olması gerektiğinden zenginlik, çok para, başa bela, sıkıntı olabilir, düşmanımdır, düşman çeker çok para şeklinde o zaman öyle bir karara varıyor bilinçaltı farkında olmadan. Sonra olay unutuluyor, nesilden nesile duygusu aktarılıyor. O atalardan gelen kişi mevcutta günümüzde hep para sıkıntısı yaşıyor. Ama aslında bilinçaltı onu hayatta tutmaya çalışıyor. Korumaya çalıştığı için onu paradan koruyor. Mesela artık o benim için bir negatif kayıt artık. Theta Healing ile bunu tespit edip bunun enerjisini dönüştürüyoruz. Atalarımızı onurlandırarak tabii ki. Onu zamanında yaşamış olan atalarımızı onurlandırarak. Nasıl onurlandırıyoruz? Hepsi duygusuna girerek yapıyoruz meditasyon sırasında. Bunu demek dahi gerçekten onurlandırma etkisi yaratıyor. Nedir? Onurlandırmazsak ne yapıyoruz aslında? Kınayabiliyoruz ya da öfke duyabiliyoruz. Daha çok çekiyoruz o onun zaman yüzünden değil mi? Oldu şeklini tabii ki. Ve taktığımız her şeyi hayatımıza çekim yasası kapsamında sürekli daha da çok çekiyoruz. Peki anlattığınız bu bilinçaltının temizliğini yapmak mümkün mü? İşte bu Theta Healing yaklaşımıyla bütün bunların duygusu değişince temizliğini gerçekleştirmiş oluyoruz. Negatif blokajlar bizim tamamen farkında olmadığımız %5'ini belki öz benlik inanç seviyemizde farkındayız ama çoğunun inanın farkında değiliz. Çünkü bilinçaltında. Tamamen bilinçaltı arşivlerimizde çok derine gömülü. Annelerimizde, babalarımızda mesela nereden ilk çıkış yolu şu olabilir. Eleştirdiğimiz, onlar gibi olmamaya karar verdiğimiz özellikler bizde hala enerji olarak titreşimle evrene yayın yapıyor. Bizim farkında değil, haberimiz yok ama ona yönelik olayları, durumları, kişileri hayatımıza çekiyoruz. O yüzden öncelikle kınama, tepki verme, kızma, sinirlenme, tetiklenme neyse yaşadığımız onlara dönüp orada şifayı, orada farkındalığı ve dönüşümü aslında. Tam onu söyleyecektim. Aslında. Önce farkındalıkla başlıyor değil evet. mi? Yani önce bunun farkına varıyoruz. Bu durumun bizde olduğunun evet. ve ondan sonra dönüşüm başlıyor. Kabul. Aslında biz bu hayatı yaratıcının, Allah'ın erdemlerinde ustalaşmak için yaşıyoruz. Bu hayatı ruhun tekamülü için yaşıyoruz.
Ya zihin ve bedenle de ruha işbirliği gerçekleştiririz ve bu kolaylıkla, keyifle, erdemlerde ustalık haline dönüşür. Ya da direniriz, kabul erdemiyle birçok şey başlıyor. Ya da direniriz, kabul yerine yeni yeni dirençler yaratırız. O zaman da işte ruhsal, zihinsel ve bedensel uyumsuzluklarla ilgili bir takım sorunlar, sıkıntılar yaşamaya başlarız. Ta ki fark edene kadar. Fark ettikten sonra yine olumlu yönde dönüşümlerle. Aslında asıl amaç bu anlattığınız, erdemli olmak ve layık olmak. Bunun için bunu yapıyoruz. Yani bu teknikler bu yüzden var oldu. Ama bir kısım da bu tekniklere yönelme sebebi şu oldu. Asla değiştiremiyor hayatındakini. Yani eşini değiştiremiyor, annesinin babasının tavrını değiştiremiyor, arkadaşını değiştiremiyor. Çözüm bulamıyor. Diyor ki o zaman ben değişmeliyim. Evet. Hani sizin aslında birinci sebep sizin anlattığınız olmalı. Asıl gaye bu. Kesinlikle. Ama yaşam koşulları da insanları bu noktaya getirdiği için de aslında bu teknikler. Evet. Kesinlikle. Daha fazla uygulanıyor. Çünkü insanlar evet. Asla değişmiyor. Asla uyum sağlamıyor. Aslında asla kimseyi evet o da bir inanç kalıbı. Şöyle ki ben karşımdakini değiştirmek yerine o davranış kalıbı bana ne yönde katkı sağlıyor diye ne öğreniyorum? Bunu görsek, ben buradan ne öğreniyorum? Bu kişinin bu tavrından, tutumundan ne öğreniyorum diye içsel bir şekilde, sezgisel şekilde sorduğumuzda cevap içe doğma şeklinde. İlahi olanla hep bağlantıda kalmak, içteki zenginliğimizi keşfetmek, fark etmek hep bu yolun tanıdık kelimeleri. Oradan ilerleyerek aslında farkındalıklara açılıyoruz. Böylelikle de o biraz önce bahsettiğim şey aslında herkesin arada o mutluluk. Aslında kendiliğinden gelmiş oluyor biraz değil evet, mi? Evet, benim en sevdiğim kelime kendiliğinden. Evet. Bir şey zorlama olduğunda belli ki orada fark etmemiz gereken şeyler var. Direnç var. Evet. Kabulde değiliz. Kabul teslim olmak. Boyun eğmek değil. Evet, harika. Teslimiyet. Bu da bir erdem. Tarafsızlık, teslimiyet. Bunlar çok değerli erdemler. Kabul. Öyle deyince pes etmek gibi algılıyor insanlar ama aslında pes etmek değil. Hiç alakası yok. Bu farkında olmak. Evet. Dediğiniz gibi ve peki bir şey söyleyeceğim. Benim bu son zamanlarda böyle değerlendirdiğim, düşündüğüm bir durum. İnsan mutlu olacağım deyince olamıyor. Ama istediği şeyler yapıldığında veya yapabildiğinde mutlu olmaya başlıyor. O evet. Farkında olup işte ben bu olmak istiyorum, böyle yapmak istiyorum dedikçe mutluluk kendiliğinden oraya gelmiş oluyor. Kesinlikle. Çok güzel. Şöyle bir de ekleme yapayım buna, çok güzel değindiniz. Mutlu olacağım deyince hep ileride bir zamanda mutlu olacağım gibi algılıyor. Anlık almayı konuşalım. Bilinçaltı hep erteliyor o zaman. Mutlu olacağım. Her şey yoluna girecek. Her şey çok güzel olacak. Ama hep ileride bir gün olacak gibi oluyor. O yüzden şimdi şu anda buna sahibim. Mutluluğun hissini biliyorum. Mutlu olmaya izinliyim. Bu mümkün ve güvenli. Hakkım var buna. Layığım ve bu hak bana yaratıcı güç tarafından, yaradan tarafından bahşedilmiş durumda zaten. Şimdi şu anda burada bunu kabul ettiğimizde, idrak ettiğimizde işte o zaman kendiliğinden enerjisi oluyor. Aktive oluyor. Aslında her şey içimizde değil mi? Siz evet. Biraz insanların içine yönelmesini sağlıyorsunuz. Kesinlikle. Ve o içinde olan mutluluğu, huzuru bulmasını sağlıyoruz. Derler ya hani istediğin kadar uzaklaş, istediğin kadar seyahat et, mutluluğu bul. Hani çok klişe laflar vardır. Aslında bunların temelinde yatan sizin bu anlattıklarınız diye düşünüyorum ben. Peki geçmişi düşünmek hayatımızı nasıl etkiliyor? Neler yapıyor geçmişte yaşamak bize? Şöyle, geçmişi düşünmek nasıl düşündüğümüze bağlı. Eğer ben bu yaşadıklarımdan ne öğrendim, orada hangi dersler saklı diye keşfetmek niyetiyle geçmişe dönersem oradaki o öğretileri alıp hatta o zaman o geçmişte bana acı çektirmiş olan kişileri, durumları bu durumda saygıyla onurlandırıyorum ve kendimden serbest bırakıyorum. Öğretiyi alıyorum ve bilinçte sıçramış olarak yola devam ediyorum şükür duygusuyla. Ama ben geçmişe dönüp oradaki acıdan besleniyorsam, orada kalıp takılıyorsam kendimi engelliyorum, kendimi sabote ediyorum demek. Kendi potansiyelimi gerçekleştirmenin önünde ben duruyorum demek. Bu da ego benlik kapsamında kendimi orada sıkıştırıp bıraktım demek. Ve anda kalamadık demek ve aslında. Hep orada yaşıyoruz, hep onları düşünüyoruz, evet. Hep o olumsuzluklarda kaldık. Aynen ama öyle. Bir türlü ana varamadık. Varamadık. Yani ya, ama bu ana varmak da zor. Bu da bir inanç. Değiştirilebilir. Bu da bir ama düşünce kalıbı. Ama benim inançlarım ne demek? Bugün neden inançlarım hep? Şimdi bu sabah konuştuk. Hep demeyelim. Hep değil. Değil ama arada. Burada zaten vurgulamak için ben örnek olarak dikkati çekmek istedim. Şöyle ki
Bunun için, çünkü bugüne kadar düşünüyorum o halde varım ile büyütüldük hep, değil mi? Evet. Şimdi düşünce bu yaklaşımla bakıldığında biraz zihne düşürüyor bizi. Bu da anı bize biraz koparıyor andan. Ya geçmişe döndürüyor ya da geleceğin kaygılarına çekiyor. Anda olamıyoruz. O yüzden çok iyi anlıyorum. Anda kalmak çok soyut bir kavram gibi gelebiliyor ama değil. Derin nefesler alıp vererek, bunun için nefes teknikleri var. Ben nefes koçu değilim. Theta Healing eğitmeniyim, Usui Reiki eğitmeniyim ama nefes koçu değilim. Ama çalışmalarını aldım, danışanlarıma, bizler gibi çalışanlar katkıda olsun diye nefesi de öğreniyoruz. Doğru nefes almayı ve aktarıyoruz çalışmalar sırasında. Nefes alıp vererek gerçekten en güzel şekilde bedenimize, gezegenimize ait olduğumuzu ve anda nasıl var olduğumuzu hissetmeye başlıyoruz. Oradan başlayabiliriz. Doğru nefes almak aslında çok kıymetli, çok önemli. Ben spora gittiğimde önce nefes egzersizi yapıyorum. Her zaman. Reformer'da. Onu yapınca benim uykum geliyor. Başlıyorum esnemeye. Enerji değişikliğini dengelemek için o esneme. Benim de benim gibi diğer arkadaşların da çalışmalarımızda katılımcılar esnerler sıklıkla. Çok esnerler. Bu enerjinin değişimine adapte olmak için bedenin verdiği bir tepki, bir reaksiyon. Dengeleme çabası. Bunda bir şey yok. Olumsuz bir durum yok. Evet, iyi güzel, sevindim. Zaten bir insan rahatlıyor da hani. Evet. Ben de hiç olumsuz düşünmemiştim. İyi güzelmiş de. Peki şunu soracağım size. Programımızın en sonunda kapatırken şunu soracağım zaten. Bolluğu, aşkı hayatınıza nasıl çekeriz diyeceğim ama izleyicilerimizi birazcık bekleteceğiz sizi. Çünkü onun öncesinde şunu sormak istiyorum. Kendi potansiyelimizi gerçekleştirmek için bizim önümüzde engeller var. Bu engeller neler? Farkında olmadığımız engeller olduğunu da biliyoruz çünkü. Evet. Ne tarz engeller var ilerlememizi önleyen? Birçok olabilir. Yetiştirildiğimiz ortama bağlı olarak, genetiğimize, atalarımıza, kolektifteki canlıların inanç sistemleri dahi beni etkileyebiliyor. O yüzden en büyük engel kendim farkında olmadığım düşünce kalıplarım. Nelere inanıyorum acaba? Beni günlük hayatımda kararlar almaya sevk eden bilincimin %5'inin farkındayım sadece. Geri kalanı bilinçaltım. Kendi en yüksek potansiyelimi açığa çıkarmak için kendimi tanımalıyım, özümle buluşmalıyım. O birlik bilincinde, o huşu halinde, ben ona huşu hali diyorum, o teta frekansını bizler aslında aşinayız. O huşu hali, ilahi olana bağlanmak şeklinde aslında biliyoruz hepimiz. Bunu bu şekilde ifade edebilirim. Ve iç sesimizi ego benliğin o korkutucu, aşağı çekici sesinden ayırt etmeyi öğrenmek gerekiyor. Bir Theta Healing uygulayıcısı bu yolda emek veriyor. Bu yolda eğitimler alıp kendini yetiştirip geliştiriyor. Ve kendinden sonra bütüne de katkı olmaya başlıyor. Başarı tanımı mesela. Başarı için önce başarısızlık yaşamalıyım gibi bir düşünce kalıbım olabilir, haberim olmayan. Kas testiyle, kinesiyolojinin bir kas testi uygulamasıyla bunu fark edip dönüştürmeliyim önce. Ya da güçlü olmak için yalnız olmalıyım. Ya da güçlü olmak için öfkeden beslenmeliyim gibi farkında olmadığım genetikten getirdiğim düşünce kalıplarım olabilir. Bunları kas testiyle, hani Beyhan'ın tahmini böyle demeksizin, gerçekten somut bir şekilde tespit edip. Evet, arada bildiklerimiz de var ama bilmediklerimiz de var. Beyhan Yıldırım'la sohbetimiz devam edecek efendim. Şimdi reklamlar. Spiritüel eğitmen ve profesyonel koç Beyhan Yıldırım'la sohbetimiz devam ediyor. İzleyicilerimizi ben fazla bekletmek istemiyorum. Artık şu soruyu sormak ve çünkü cevabını dinlemek istiyorum. Hayatımıza bolluğu ve aşkı nasıl çekeriz? Bunun için de yine erdemlerden bahsetmek durumundayım. Öz değer erdemimizde artık öğrenciliği, imtihanları tamamlayıp ustalık alanına geçtikten sonra gerçek bolluk bilincine ve aşka artık hayatımızda alan açmış olabiliriz. Ancak o şekilde kendi değerimizi, kendimizi sevmeyi bizzat deneyimledikten sonra sonrası gelebiliyor. Öteki türlü öz değerde öğrencilik, yani değerimi kavrama, idrak etmede öğrencilik aşamasında kaldığı sürece hep bana değersizlikler üzerinden değerimi hatırlatacak olayları, durumları yaşarım. Ya da hep kıtlık bilincinde kalırım. O yüzden önce kendi kıymetimi, önce kendi değerimi fark etmem. Bunun için de bu meditasyonlarla alttaki blokaj düşünce kalıplarımı dönüştürmem gerekir. Ve bunun için de asıl şifacı olan
yaratıcı güce, yaradana kalben, özümle bağlı olduğumdan emin olmam gerekir. Çok güzel anlattınız. Bunun için var. Çok net anladım, çok güzel anlattınız. Ki zaten şu son günlerde çok zor günler geçiriyoruz. Özellikle orman yangınları birçok ilimizde çıkan. Maalesef. O kadar çok ihtiyacımız var ki böyle nasıl diyeyim, sorunlarla baş etmeye... Bu şekilde terapilere evet. Gerçekten çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de çok memnun oldum. Şu anda özellikle de belirtmek istiyorum. Gerçekten içimiz kan ağlıyor, üzgünüz. Kolektifin bu üzüntüsünün de bireyselde bizi çöktürmesine, çökertmesine izin vermeden kalbimizden gerçekten bütün evrene koşulsuz sevgi göndermeyi seçelim. Evet. Ancak bu şekilde toplu olarak kolektif bilinçte sıçramaya katkı olabilir. Olabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Efendim, bu haftalık bizden bu kadar. Tüm memleketimize geçmiş olsun diyorum yangınlar sebebiyle. Bir an önce kontrol altına alınmasını diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere.